O Mehmet görmez. Allahu Ekber. O Allah şerrinden muhafaza eyle. Fiten hadisleri sorunludur diyerek Buhari, Müslim dahil bütün sayı hadislerdeki kıyamet alametlerinin küllüsünü müşkilata soktu ve inanmak lazım değil diye milletin itikadını bozdu. Fiten hadisleri. Peki bunlar ne hadisleri? Fiten hadisleri. Görmez, görmüyor musun ki 30 sene evvel konuştuklarımız, bundan 1200 sene evvel yazılan Buhari, Müslimler, ondan da evvel gidersek Nuaym İbni Hammad, Buhari'den de evvel Fiten, adı kitabın adı Kitabul Fiten. Ahir zamanda çıkacak iç savaşlar, dış savaşlar, kargaşalar, Mehdi Hazretleri'nin zuhuru ve savaşların, İsa Aleyhisselam'ın nüzulü, Deccal'ın katli falan, bütün bunlar fiten konuları, fitne yani kargaşalar. Ama ahir zamandaki mesele. Tabii Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra çıkacaklardan başlıyor. Hazreti Osman'ın şehitliği, şehit edileceğinin konusu da fitene dahil. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra olacakları tek 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 kadayıfın telleri gibi ayırarak birbirine karıştırmadan bütün teferruatıyla beyan etti mi etmedi mi? Etti. Bitti. Şimdi hemen peşine Hazreti Osman'ın şehadeti. Hazreti Osman'ın şehit olacağını söylemedi mi? Say hadis. Hazreti Ali'nin şehit olacağını söylemedi mi? Hazreti Ömer'in şehit olacağını söylemedi mi? Uhud dağına çıktıklarında Uhud sallanmadı mı? Zelzele olmadı mı? Üsbüt Uhud'u. Feynnem aleyke nebiyyü ve suddîkûn ve şehidân. Uhud, sakin ol. Üzerinde bir peygamber, bir sıddık, Ebu Bekir için söylüyor, iki de şehit var. Ona bir bak hocam, oradaki iki şehit, Hazreti Ömer'le Osman mı, Osman'la Ali Efendimiz mi, orayı tam şey yapmıyorum. Ama o dört halifeden üçü de şehit oldu biliyorsunuz. Ömer şehit, Osman şehit, Ali şehit, Rıdvanullah Teala Aleyhi. Orada ikisini söyledi. Şehit olacaklarına dair ne alamet vardı o zaman? Çok. Fiten oradan başladı zaten. Yani kendisinden hemen sonrakilerden başladı. Ki Hazreti Ömer Efendimiz'in şehadeti işte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefatından 13-14 sene sonra. Hemen 13-14 sene sonra yani. Kendi halifeliğinin işte sonun şehit edilmesi. Peki Hazreti Hüseyin Efendimiz'in Kerbela'da şehit edeceğini söylemedi mi? Cibril bir toprak getirdi dedi. Bu toprak Kerbela'nın denen bir yerin toprağıdır. Ehl-i Beytim orada şehit olacak. Hüseyin orada şehit olacak. Bunu Medine'de evinde otururken Cibril getirdi toprağa. Annemiz, Ümmü Seleme annemiz zin diye hatırlıyorum. Annelerimizin birinin evindeydi. Ben Ümmü Seleme diye hatırlıyorum. Onun toprağı o sakladı. Hatta Hazreti Hüseyin Efendimiz şeye gittikten sonra Hazreti Ömer'le Hazreti Osman içinmiş. Uhud üzerinde bir nebi, bir sıddık, iki de şehit var. Hazreti Ömer, Hazreti Osman şehit olacağının beyanı. Hazreti Osman için diğer zamanlarda da söyledi. Başına büyük bir musibet gelecek dedi. İşte efendim, senden Allah'ın giydirdiği hilafet gömleğini çıkartmanı isteyecekler. Sakın çıkartma dedi. Yani şehit olacaksan da çıkartma dedi. Öyle şehit ol buyurdu mesela. Bunlar hep sayı hadis. Her şeyini beyan etti. Allah'ın bildirmesiyle. Celle Celaluhu. Ümmü Seleme annemiz, Hazreti Hüseyin Efendimiz İbni Abbas yoluna çıktı, gitme. Hazreti Hasan Efendimiz dedi, gitme. Fakat Hazreti Hüseyin Efendimiz kadere çağrı yok, dinlemedi. Iraklılar beni çağırıyor, biat edecekler bana. Hazreti Hasan dedi ki, abisi, radıyallahu anh, Allah bizde hem mülkle hem nübüvveti cem etmez dedi. Kardeşim dedi. Bize nübüvvet yani peygamber ehli beytli olmayı vermiş. Aynı zamanda mülk ve saltanatı bize toplamaz dedi yani. Hani beni İsrail'deki Davud aleyhisselam, Süleyman aleyhisselam gibi mülkle nübüvvetin toplandığın bir noktada biz değiliz. Bizim ailemiz böyle değil dedi. Çünkü bizim ailemiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dualarında bildiği için. Değil mi? Allahümme ceal rizka ali Muhammedin kuta. Ya Rabbi Muhammed'in ehli beytinin rızkını yetecek kadar ver. Sakın fazla verme diye dua etmiş. Sen nasıl hükümdar olacaksın? Bazen aç kalacaksın, bazen tok kalacaksın. Senin karnın tamamen doymayacak hiçbir zaman. Çünkü sen ehli beysin, ehli beysin öyle olacak. Dua böyle. Dedi yani kardeşim gitme dedi, bunlara güvenme dedi yani. Bu Iraklılara dedi. Kadere çağrı yok, Hazreti Hüseyin Efendimiz gitti. Ama tabii o zaman şimdiki gibi internet gibi hemen haber cep telefonuyla gelmiyor ki.
Bütün İbn Abbaslar Hazretleri, yani bütün Mekke Medine, hatta Ferazdak meşhur şair zannedersem o da yoluna çıktı. Dinemedi kimseyi. Şimdi ne oldu, ne bitti? Yani Iraklılar biat ettiler mi? Biat ettilerse Yezid hükümeti var Şam'da. Yezid ne karşılık verecek buna? Yani ne olacak? Büyük bir merak konusuydu. Ama haber de gelmiyor. Haber de gelmiyor. Yani haber gelir de bir zaman sonra gelir. Kerbela'da Hazreti Hüseyin Efendimiz şehit edildi. Çoluk çocuğuyla beraber şehit edildiğinde kim bu haberi Medine'ye getirecek? O anda kimse getiremez yani. Ancak keşfi açık olan bir veli kerametiyle anlayabilir. Onu konuşmuyoruz. Allah bildirebilir. Ama Ümmü Seleme annemiz o camın içine koymuştu o Kerbela toprağını. Cebrail Aleyhisselam getirmişti oradan toprağı ya. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu toprağı nedir bilir misin? Torunun bunun üzerinde şehit olacak buyurduğu toprağı. Annemiz baktı cam şişenin içinde toprak kana boyandı. Evde Medine'de evine Ravza'nın içine Hücre-i Saadet'te toprak kanlanınca dedi eyvah Hüseyin şehit oldu. Yani haberlere bir üzüm yok yani. Bu kadar beyan etti sallallahu aleyhi ve sellem. Oradan başlayan fiten süreci, fitneler, kargaşalar süreci ve bu ustaki hadis-i şerifler hepsi mucize niteliğinde. Şimdi geliyoruz dünyanın sonuna doğru Hazreti Mehdi'nin çıkması yaklaştığı şu dönemlerde. Yani ne olacak önümüzde, ne kadar var yani? Şu dünyanın sonu. Şu dönemlerde hadis-i şerifler bir bir çıkıyorken bütün dünyanın gavuru Melhame-i Kübra'nın yapılacağı beyan edilen Dabik La tekumu s-sa'atu hatta tenziler rumu bil a'mak. A'mak, amik ovası. Amik'in cemi a'mak. Ev bi dabikin. Diğer rivayette Dabik. Merci Dabik. Halep'le bizim aramız Hatayların. Rumlar oraya 80 sancakla, Rum dediği bütün Avrupa ırkında. Bütün Avrupa işte sayılarını bile söylüyor. 80 sancak demek 80 ülke. 80 sancak demek 80 ülke. Tamam mı? Her birinin altında ne var? 12 bin asker. Hesap işte 1 milyondan biraz aşağı oluyor. 900 küsur bin. Bu kadar ordu buraya gelecek diyor. O zaman Hazreti Mehdi nerede? Mescid-i Aksa'da imam. Müslümanların sayıları az. Arapların ekseriyeti Kudüs ve civarında. Yani nüfusları çok azalmış. Vesaire vesaire. Bunları benden çok kere dinlediniz. Oraya doğru gidiyor mu? Sen hala diyor ki adam, yani hadislere hüküm ifade etmez veyahut hadislerle iş olmaz. Fiten hadisleri sorundur. Senin imanın sorunlu ya. Senin imanın sorun. Peki, لَا تَقُمُ السَّاعَةُ hatta تَحْسِرَ الْفُرَاتُ عَنْ جَبَلٍ مِنْ زَهَبٍ Fırat'ın suyu açılacak, altında altından, altın madeninden bir dağ çıkacak. Bütün dünya o altının peşine oraya koşacak. 1999 öldürülecek. Ey benim ümmetim, sakın ha siz o yağmacılara katılmayın. Buyuruyor. Buna inanan bir Müslüman da Allah'ın izniyle korunacak. Ama hadislere inanmayan salaklar altın olacağım diye gidecekler. Ondan sonra canlarından olacaklar. Şimdi daha geçen hafta, iki hafta evvel haberlerde vardı. Değil mi? Ne var? Söyle. Tonlarca, ne tonlarca? Bütün dünyanın altın rezervinlik kadar veya fazlası Fırat'ın altında çıktı şimdi. Ve bazı bölgelerde, çünkü Fırat'ın havalisi de var o civar şimdi, o sadece suyun aktığı yerin altında, altından bunun yanması da var. Yani enine gidiyor bu. Suyun altı merkez olabilir. Sağa sola uzanıyor bu. Dağ çünkü. Dağ. Hadis-i Şerif'te buyuruyor. Bazı bölgelerde kurumalar, açılmalar olmuş ve altın madeninin olduğu yerler, araştırmacılar çok iyi bilir ki madenciler, şeyciler, yani o toprağın şekli bile farklı olur. O belirtiler
açıktan görünen bölgeleri var. E sen şimdi 1400 küsur sene evvel bunların hepsi buyurulduğu üzere tek 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 çıkarken ki nitekim müsteşriklerin, Yahudi ve Hristiyanların, şarkiyat bilimcilerinin, ayet hadis araştırmacılarının, bunlar biliyorsunuz birçok üniversiteler kurdular, çok profesörler bu konuda yetiştiler. Bu araştırmacıların her biri bunları buldukça ya iman ediyor, Müslüman oluyor ya da en azından diyor ki bu nasıl bir Muhammed'miş ya sallallahu aleyhi ve sellem. Yani en azından diyor ki mesela bu ne büyük bir kehanet. Yani risaleti kabul etmese bile bir kehanet olduğunu, acayip bir bilgi olduğunu kabullenmek zorunda kalıyor adam. Bu bizim mi bazı ilahiyatçılar? Bunlar ne diyor? Bunlar yok diyor böyle bir şey ya. Bu hadisler uydurma diyor. Ya yok da bu 1400 sene evvel kitapta yazıyor mu? Karbon testi mi ne diyorsun? Ben yeni uydurmadım. Haber çıktıktan sonra yeni yazılmadı bu. Gidiyorsun müzeye, gidiyorsun yazmaya. Kaç bin sene evvel imza var orada. Kaç bin derken, kaç yüz sene evvel. 1200 sene evvelden nüskada hattatın tarih koyduğu var. Onu bırak, test yaparsın. Mürekkebin, kağıdın senesini buluyorsun şu anda ya. Bu haberler bilmediğin bir sene, iki sene, on sene, elli sene, yüz sene olsun. Bu nasıl 1200 sene evvel, 1250 sene evvel yazma eserlerde bu var? Yani bunlar samimi söylüyorum, müsteşriklerin, gavurların insafından da mahrum ve yoksun. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem hadis-i şeriflerini inkar etmek için sanki yaratılmışlar, milleti gavur ettiler ya. Çoluk çocuğu ateist değilse de bunlar ya. Bunlar ya. Hadisleri bir kalem, cefel kalem attı gittiler. O Halis Aydemir. O Halis Aydemir. Allah Allah muhafaza ya Rabbi. 1000-2000 diyor sayı hadis var. Geçen birisi tam bunun hakkında ikna olmamıştı falan. O da biraz aklı mantığı yerinde. Biraz da malumatı, tetebbüat var. Dedim, hadis alimi ise bu adam. Ki hakikaten de emek etmiş. Kendine göre çok emekleri de var yani. Okumuş yani. Öyle şey biri değil. Hepten atmasyon değil. Peki, bu kadar okumuşsun, etmişsin, hadis ihtisası yapmışsın falan filan. Son geldiğin noktada sayı hadis kaç tane var? 1000-2000 diyor. Ben çözdüm ya bunları tek tek okudum hani reddiyelerini. 1000 ile 2000 arasında ne kadar fark var? %100. Sayı hadislerin tespitinde %100 fark olur mu?